Yılbaşından beri video atamadım arkadaşlar. Hem işten güçten hem de oyundaki garip değişikliklerden dolayı güzel bir oyun çıkaramadım. Ayrıca şu aim assist mevzusu gerçekten çok can sıkıyor. Adamlarla karşı karşıya kaldığınızda kurtulma şansınız yok. Yani gerçekten artık bu aim assist mevzusunun kalkması gerekiyor artık yani. Hileden farkı yok. Ayrıca biz Star Wars ya da Apex falan oynamıyoruz. Sürekli zipline'dan üstümüze gelen adamlar var. Herkes havalarda uçuyor. Şu gereksiz zipleri ve halatları kaldırmaları gerekiyor. Yani Verdansk'ın ilk 5-6 sezonu gibi olsun. Şu Black Ops saçmalığı gelene kadar ki sezonları gibi olsun. Yani her şey harikulade olacak. Ama nedense bunu yapmak istemiyorlar. Bu videoyu çekmemdeki esas mevzu ise eleştiriden ziyade sizlere teşekkür etmekti. Bu arada izlenimler az da olsa arttı. Ayrıca beğenilerde de gözle görülür bir artış var. Ve bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Bilhassa kanala katıl butonu ile abone olan Sansar ve Murat Ersoy beylere de içten teşekkürlerimi sunuyorum. Modern Warfare oyununu almam için süper teşekkür butonu ile 2200 TL gönderen Murat Ersoy'un da kesesine bereket dilerim. Hepiniz var olun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi başlayalım. Evet beyler, operasyonları kaldığımız yerine devam ediyoruz. Uruzgistan'dayız. Bu arada bayağıdır bir video atamadım. Hani hem iş güçten dolayı hem de gerçekten yani iyi video çıkaramadım. Aslında çıktı ama oyunun sonlarında çok kötü bir şekilde öldüm. Hani saçma sapan bir şekilde öldüm. Onları da atmayı içime el vermedi. Yani bu aim assist saçmalığını artık gerçekten kaldırmaları lazım. Bunu da söyleyeyim. Bir de ayrıca şu meta saçmalığını da kaldırmaları lazım. Tamam, meta olsun da bari en azından yani diğer silahların gücü bu kadar çok düşmemeli. Yani oyuna bakıyorsun 100 tane silah var. 2 tanesi, 3 tanesi ancak kullanılıyor. Ya bir daha bu tabancalar ne işe yarıyor ben anlamıyorum. Zaten otomatik olarak overkill'li başlıyoruz oyuna. Hani eskiden mesela 2 tane AR ya da bir ARB SMG ya da bir ARB sniper falan almak için overkill perkini alıyorduk değil mi? Hani drop'tan. Ama artık öyle bir şey de yok yani direkt yani ağır silahlarla başlayabiliyoruz oyuna. E o zaman tabancayı niye kullanalım biz ya da ne bileyim diğer silahları niye kullanalım? Hani bu oyun arkadaşlar biraz daha realistik, biraz daha gerçekçi yapmaları lazım. Bunu da söylemek istiyorum. Realistik derken nasıl yapabilirler? Şöyle bir şey yapabilirler mesela. Şimdi bir mermi attım. Mermi değiştirdim. Kaç tane kaldı? 89 tane kaldı değil mi? Aslında bir şarjörün tamamı gitmesi lazım. Ama üstümüze de mesela ona göre mesela 5 tane şarjör taşıyacağız. Ya da 6 tane şarjör taşıyacağız. Hani o zaman ne olacak? İnsanlar mermiyi harcamayacak öyle. Kolay kolay. Ha, bununla birlikte ayrıyetten tekniği her zaman taşıyabileceğiz. Yani mesela bir AR bir sniper kullanıyoruz. Ya ne bileyim bir sniper bir SMG falan kullanıyoruz ya. Ayrıca üçüncü silah olarak da tekniği kullanabileceğiz yani. O zaman yani tekniği kullanmanın bir anlamı olacak sonuçta. Öbür türlü yani kim neden tekniği seçsin ki şu an? Zaten overkill gibi zaten. Bütün şeyleri seçebiliyoruz yani. İki tane AR ile oyuna başlayabiliyoruz. Ya da bir AR bir SMG ile. Tekniği seçmenin de hiçbir kıymeti kalmıyor o zaman. Bu ne yapıyor ya? Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Bir dakika. Armor mı basıyorsun orada? Hayret bir şey ya. Bak bir şey anlatıyorduk. Geldi şeyimizi bozdu daha her neyse. Yani bu saçmalıkları falan düzeltmeleri lazım. Özellikle aim assist'i. Yani neymiş? İşte gamepad ile oynayan oyunculara karşı şeymiş. Hani gamepad ile oynayanlar avantajsız oluyormuş klavye fare kullananlar. Ulan ne alakası var? Gamepad kullanan daha avantajlı oluyor bu aim assist sayesinde. Ya bir de ayrıca bilgisayardan gamepad ile oynayanlar adama bakıyorsun 200 FPS falan alıyor. Bir de bir yandan gamepad kullanıp aim assist kullanıyor. Bak şimdi. Sen bu adamı şimdi nasıl vurabilirsin? Yani bu adamı vurmaya imkan var mı? Yok. Ya bu saçmalığı artık gerçekten kaldırmaları lazım. Bu aim assist saçmalığını kaldırmaları lazım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ha, bu arada kaldırılacak çok şey var da hepsini söylemiyorum. Mesela şu zipler. Ulan her yerde zip var. Şuraya bak. Oradan oraya uçup uçup duruyoruz. Fortnite mi oynuyoruz? Star Wars Battlefront mu oynuyoruz? Belli değil. Yani şu saçmalıkları da bir yok etmeleri lazım. Yani kısacası Verdansk'ın ilk 4-5 sezonu gibi olsun. Başka bir şey istemiyorum. Harita güzel, fena değil. Ama dediğim gibi bu değişiklikler lazım. Şu ipleri kaldırmaları lazım. Senin ben şansın ey mi? Ya herife bakar mısın ya? Mayın var orada bu arada.
Vallahi bu adamla uğraşılmaz ha beyler. Atladı. Atladı eleman. Herhalde o da benim için dedi bu adamla uğraşılmaz diye. Neyse geri çekilelim. Bir adam akıllı bir silah bulalım bir de. Bu nereden çıktı ya? Geber. Bu başkası olabilir bu arada. Bu başkası olabilir bu arada. Gas is inbound, marking a new safe zone. Kafamda drone uçuyor bu arada. Neyse buradan bir ben drone'uma gideyim en iyisi. Ben drone'uma gitsem iyi olacak. Ah, bir de drone'un oraya indi. Çok çok iyi. Ne o drone'u nasıl alacağız biz? Hadi bakalım. Bu arada kulak fena değil ama ne bileyim. Verdansın kulağı daha iyiydi arkadaşlar. İlk kulaktan bahsediyorum. Hani bu kulaklar çok karmaşık duruyor ya ne bileyim hani. Mesela ilk kulakta bir de tabancalarla falan oynuyorduk. Bayağı bir zevkliydi yani bunu söyleyeyim. Ha şimdi bakıyorsun şuraya pusmuşsun böyle. Adam kulaktan taramalı da gelip bir anda vuruyor. Ya bazı arkadaşlar diyor ki ya bu daha iyi oldu. Kulaktan gelen adamın silahın olması iyi yoksa tabancayla kalıyor diye. Ya bence yani tabancayla kalması daha iyi arkadaşlar işte. Direkt realistik yani. Bak şimdi üstüme gelecek. Şu orada da adam var ha. Oraya da gitmek istemiyorum. O drop'u alamayacağım. Belli yani. En azından şu görevi mi yapsam acaba ya? Nerede bu alt kaptan? Şunu aldığım iyi oldu ya. Nereden çıktı ya vallahi billahi. Hayret bir şey ya. Burada. Gördüm. Siktir oradan. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Hemen mermi değiştirmeliyim. Çok güzel Glock Entry aldık. Sağ tarafta biri var bu arada. Hemen altında. Çatıda gördüm. Elemanı gördüm. Hadi be. Allah kahretmesin. Başkası da oradan bakıyor bana. Birbirlerine bakmazlar bu arada hayatta yani. Şöyle bir tutayım bakayım. Evet. Hala buraya bakıyor büyük ihtimal. Gas is moving in. New safe zone located. Geber. Geber. Tam isabet be. Uf. Tam isabet. Şu adamı bu arada yiyebilir miyim? Adamın itemlerini alayım hemen ben. Nereden çıkıyoruz lan buraya? Allah kahretsin. Burada bir merdiven falan
Yok mu ya? Evet varmış. Arkamdaki adama vurulmam umarım. Çabuk çabuk, hızlı hızlı hızlı. Çok iyi. Oo, süper. Çok iyi. Şunu da hemen kullanayım ben. Şunu hemen kullanmam lazım. Tamamdır. Şunu aldım şunu. Sağımda. Yapar. Şimdi o eleman kime sıkıyordu? Şurada bir yerde, evet. Benim alana geçmem lazım ama önce. Ondan önce gitmeliyim. Arkamda şu an. Şu an kimseyi göremiyorum. Şu an kimse gözükmüyor. Gördüm. Devam edelim. Yukarı çıkıp durabı alabilir miyim? Benim için önemli olan şu an. Umarım bir tuzak muzak bir şey yoktur. Yokmuş, güzel. Şimdi üstümü alayım. Tamamdır, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet beyler. Elemanın biri orada. Bir alana bir geçelim de önce. Ya, buralar çok riskli yerler. Yani her an birileri çıkabilir. Zip'e geçeyim mi acaba? Çok riskli bir yerde ama. Alandan gelen biri var. Gas is inbound, marking a new safe zone. Allah! Supply crates are restocked. Advise you load up now. Hemen sağımda diğeri. O kalkanlı elemana ne oldu acaba? 2-3 tane adımın arasında kaldım. Ve o elemanı nasıl vuramadım? Orada biraz gaz da geldiği için tam odaklanamadım. Bunu da söyleyeyim. Bu eleman vurabilir beni. Burada adam var çünkü. Yani arkadaşlar öyle bir saçmalıklarla boğuşuyorum ki şu an. Bu adama yakalanmadan buradan gitmem lazım.
Heads up, an enemy squad marks you as a bounty target. Bu atladı mı? Ne oldu orada? Bir eğimim şaştı orada, ne olduğunu anlayamadım ya. Buradan gidiyorum hemen. Hemen hızlı seri bir şekilde. Seri bir şekilde buradan gidiyorum. Vallahi neler yaşadım böyle ya. Of, geber. Geber. Yakınlarda biri var. Armor bas, armor bas. Allah kahretmesin. Kaçtı. Görüş alanı dışında şu an. Çok güzel. Evet beyler. Şu an düşman etrafımı sarmış vaziyette. Bana mı sıktı bu? Elemanda pompalı vardı bu arada. Geber olası çocuğu, geber! Şunu üstüme takacağım. Şunu da kullanacağım hemen. Evet beyler, bu operasyonu tamamlamam gerekiyor. El bombası falan yok mu ya? Allah kahretsin. Gördüm elemanı ama sıkmayacağım. Hadi kurtarmalıyım şurayı. Oh. Gördüm seni. Hemen üstünde. Yabar! İki kişiler. Bekleyeceğim. Gas is moving in. New safe zone located. Allah kahretsin. Görev başarısız. Allah başı başına öldüm ya. Oyunun başlarında öldürdüğüm adamdı bu. Oyunun başlarında öldürdüğüm adamdı bu.
Boşu boşuna öldük vallahi. Evet beyler, yapacak bir şey yok. Başaramadık. Ya saçma bir şekilde öldüm şu adama ya. Ya benim hakkımdı bu. O operasyonu almak. Tamamlamak. Ya çok da güzel vura vura ilerliyordum ama. Maalesef olmadı. Bakalım ne yapacak eleman. Yani siper alacak yerim yoktu orada ya. Ah. Ya da bekleyecektim direkt. Yani adamın benim bakmam oraya çok saniyeselik oldu bazı şeyler. Kaçamadım da maalesef. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Ya şuraya bakın. 100 mermilik SMG mi olur ya? Vallahi billahi. Adam tara tara bitmez vallahi. Aynen tara tara. Şuraya bak. Adam şarjör değiştirmiyor ki hiç. Ha şimdi değiştirdi bak. 100 mermim var. Ya alacak ki belli yani. Belli. Bu saçmalıkları kaldırmaları lazım arkadaşlar bakın. Bu saçmalıkları gerçekten kaldırmaları lazım yani. Hani SMG 100 mermi takmak nedir? LMG mi bu silah ya? Bir sonraki operasyonda görüşmek üzere beyler.